Düşük yapan anne adayları hemen kendilerini suçlarlar. Benim yüzümden oldu. Kendime dikkat etmedim, iyi beslenemedim, kendimi çok yordum, ağır kaldırdım, ilişkide bulundum vesaire vesaire. Bu liste bitmez. Halbuki gerçekte öyle mi? Tabii ki değil. Yani kendi yaptıklarımızla, günlük hayatın aktiviteleriyle ekstrem şeylerden bahsetmiyorum. Kendi yaptığımız şeylerle düşüğe neden olmamız hemen hemen imkansız. Eğer bebek rahim içinde sağlam bir şekilde yerleşmişse, onu oradan kopartmak hemen hemen mümkün değil. Hemen hemen mümkün değil diyorum ama aslında hiç mümkün değil. Kesin konuşmamak anlamında öyle söyledim ama bence hiç mümkün değil. Çünkü bebek eğer rahime sıkı bir şekilde yerleşmişse zaten bu anne adayının vücudunun da o hamileliğe izin verdiğini gösteriyor. Yani onu destekliyor. Çünkü hamilelik başlar başlamaz bebekten gelen sinyaller sayesinde vücudun tüm hücreleri, tüm organları, her şey istisnasız bir şekilde onun lehine çalışmaya başlıyor. Onu onaylıyor yani. Herhangi bir nedenle anne adayındaki bazı hastalıklar olabilir. Bazı enfeksiyonlar olabilir. Bazı bebekte oluşmuş kromozom bozuklukları olabilir. Yani baba adayı sağlıklı, anne adayı sağlıklı ama birleştiği zaman eğer kromozomlar yanlış birleşmişse o zaman o gebeliğin ilerlemesi yerine vücut bunu anladığı zaman gebeliği bitiriyor. Neden? Amaç nedir burada? Daha sağlıklısını yapmak için önünü açmak amacıyla, enerjisini boşu boşuna tüketmemek için, sağlıksız bir gebeliği devam ettirmek yerine kaynaklar henüz daha gereksiz yere tüketilmeden vücudun kaynakları yenisi için yol açıyor. Düşüğün temel nedeni bu. Yani daha sağlıklı bir gebelik için yolun açılması. Ama tabii ki işte düşük yaptın artık hemen kısa zamanda daha sağlıklısını yap diyor muyuz? Eğer tek bir düşük yapmışsa bunu diyoruz açıkçası. İlk adet kanamanı gördükten sonra tekrar hamile kalabilirsin. Ama ikinci düşükten sonra veya ilk düşük eğer böyle büyük bir gebelik haftasında olmuşsa yani 10. gebelik haftasında olduğu zaman daha farklı bir nedene bağlı olma ihtimali var. O zaman diyoruz ki bazı incelemeler yapalım. Ondan sonra gebeliğe izin verelim. Tabii ki burada hemen anne ve baba adayları diyorlar ki işte iki düşük yapmayı mı bekleyeceğim ben diye. Yani yapılacak olan tetkikler o kadar basit tetkikler değil. İşte ilaçlı rahim filmi gerekiyor, kanda pıhtılaşma testleri gerekiyor, çok çeşitli tetkikler gerekiyor. Bunlar tek düşük, çok sık görülen bir olgu olması nedeniyle çok da yapmaya değmiyor. Yani basit testler olsa tamam yapalım. Ama onun dışında komplike bazı testler yapacağımız için tıbben biz bunu eskiden 3 diye sınırlardık. Şimdi 2 düşük yapanlarda veya tek düşük yapsa bile daha büyük gebelik haftalarında, örneğin 10 hafta ve üzerinde düşük yapanlarda tetkikleri başlatıyoruz. Ondan sonra gebeliğe izin veriyoruz. Ama burada İlk alınması gereken önlem şu, düşük yapılmışsa eğer anne adayının kendisini suçlamaktan kurtulması lazım. Çevresindekiler de bariz bir şekilde suçlamıyorlar çoğu zaman ama bir şeyin söylenmesiyle düşünülmesi arasında açıkçası çok fazla fark yok. Yani belki sözleriyle göstermiyor ama çevresi ne bileyim yani beden diliyle herhangi bir şekilde ona diyor bak ben sana söylemiştim şöyle yap diye. O yüzden düştü diye ve anne adayının daha da fazla üzülmesine neden oluyorlar. Bunları yapmamak lazım. Ortada bir suçlu yok, ortada bir mekanizma var. Bunu her zaman dikkate almak lazım.